Olacak O Kadar Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Olup biten gelişmelere Fransız kaldığımız bir dönemde alternatif dil kursları açıldı sayın seyirciler. Aman Necla, yani bu yaştan sonra nereden çıkardın bu dil merakını hiç anlamış değilim. Aa hayatım, beni bir ay sonra yurt dışına seminere yollayacaklar. Biraz İngilizce öğrensen fena mı olur? Öğrenmesen ne olur? Olur mu? Hiç öyle şey olur mu? Ben girdim bir çantacıya. Arkadaşım Sibel için son moda bir çanta istiyorum. Nasıl diyeceğim? Benim için. Hemen girelim o zaman, çabuk öğrenmen lazım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Arkadaşımın bir an önce İngilizce öğrenmesi lazım. Ben dil kursunuza yazılmak için geldim. Ne kadar güzel. Ama İngilizce kursu yok efendim. Fransızca mı var? Hayır. İtalyanca o zaman. Olur. İtalyan derisi çanta da güzel olur. Evet, çanta çok güzel olur ama efendim yani bizim kurslarımız o tarz değil. Hangi tarz, merak ettim kursunuzu. Yani henüz bir isim koymak erken, bilemiyorum. Ama isterseniz ben size sınıfları getireyim. Tabii. Buyurun. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Efendim şimdi bu sınıfta VJ, DJ ve telemole geliyoruz. Buyurun oturun, izleyelim. Çok güzel. Şimdi öğrendiklerini tekrar et bakalım. Diyorum. Çıtır popçu Sude X aşkından ayrıldıktan sonra kankası Kaşarmen Kendrana ile ortamlara hızlı bir dalış yaptı. Evet çocuklar, arkadaşımız burada. Genç popçunun eski sevgilisinden ayrıldıktan sonra tecrübeli arkadaşıyla gece kulüplerine gitmeye başladığını anlatmak istiyor. Cümlede ortam kelimesiyle de teşbih yapılıyor. Şimdi devam et kızım. O gece ortam yıkılıyordu. Sude, Baba Bank sahibi bir Playboy'un kafasını koparmak için kaseyi çat çat çatlattı. Ay çok iğrenç dermişim. Hocam, arkadaş yıkılıyor derken depremi mi kastediyor? Yok yavrum, deprem olur mu? Orası insandan fıkır fıkır kaynıyormuş. Yani çok kalabalıkmış. Yıkılıyor kelimesi onu anlatıyor. Peki adam bankacı değil miymiş? Baba bank derken baba parası yediğini, kase çatlatmak derken de poposunu yırttığını anlatmak istiyor. Evet efendim, bu sınıfta gördüğünüz gibi bu dil üzerine eğitim veriliyor. Şimdi sizi başka bir sınıfa. Buyurun. Evet. Efendim burada da politikacı dili öğretiliyor. Ha, ona gerek yok. Biz onların ne demek istediklerini çok iyi anlıyoruz. Hep aynı şeyleri duya duya ana dilimiz gibi çözdük onları artık. Rağbet az zaten. Efendim şurada da yeni bir dili çözme çalışmaları yapılıyor. Buyurun bir de oraya bakalım. Ya açız diyorum, açız, aç! Efendim bu dil halkımızın çoğunun kullandığı bir dil. Ama hala çözemedik. Yani uzmanlarımız çözmeye çalışıyorlar. Açız diyorum, açız, aç! Asgari ücret değil, geçinmeye, yaşamaya bile yetmiyor. Buramıza geldi artık. Ne? Şey mi demek istedi acaba açız derken? Bilgi açlığı mı, yoksa bir tür sübjektif deklarasyon mu? Burama kadar geldi dedi ya, onu çözdüm galiba. Hı. Bir iç coşku ifade ediyor sanırım. Boşuna uğraşmasınlar. Bunların dediklerini yıllardır anlayan yok. Zaten anlamak için duymak lazım. Bunları duyan da yok. Kitap almış koluna, gider okul yoluna. Kitap almış koluna, gider okul yoluna. Pek çok dil ve naz öğrenmiş, hiç bakmıyor haline. Pek çok dil ve naz öğrenmiş, hiç bakmıyor haline. Haydi haydi yalancı, sen yolcusun ben hancı. Haydi haydi yalancı, sen yolcusun ben hancı. Savaş isteyen bazı kitapsızların yüzünden buşu buşuna kitapçık çıkartmak zorunda kaldık sayın seyirciler. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Olası bir Irak savaşı geldi, kapımıza dayandı. Biz ışıkları yakmasak, evde yokmuşuz gibi davransak olmaz değil mi? Olmaz.
Biz de hükümet olarak boş değiliz. Boş değiliz. Büyük bir hazırlık yaptık. Ve şey yaptık. Ne yaptık? Kitapçık bastırdık. Savaş için kitapçık bastırdık. Bu öyle bir kitap ki hepinizin kitabı, bu hepimizin kitabınızı, bu kitabınız bu. Ben şimdi biraz sonra hepinizin tek tek eline vereceğim kitabı. Ve siz de dolayısıyla hazır elinize almışken elinizdeki bu kitabı inceleme şansına sahip olacaksınız. Bu elinizdeki şey bir kere çok sürükleyici. Bakın ben sürükleniyorum şu anda. Sürüklendim ve sonuna geldim. Katil kitabın son sayfasına bakacak olursanız bakın burada belli. Ama zaten bu sabahta katil başından belli. Efendim kitapçıkta neler var? Duydun değil mi soruyu? Kitapçıkta neler var acaba diyor. Ben salak mıyım? Bak küçük gördün mü gözümü? Bak salak mıyım ben? Ben kitapçıkta ne olduğunu söylersem kitabın zevkini, keyfini kaçırmış olmaz mıyım? Buna sen bakacaksın. Hadi söyleyeyim al. Uşak sonunda katil çıkıyor. Olmaz. Kitapçıkta çok önemli şeyler var. Efendim bu nükleer silah kullanıldığı zaman sonunda vatandaş ne yapacak? Evet. Güzel bir soru. Evet. Güzel bir soru. Sizce? Güzel bir soru. Sizce? Güzel bir soru. Evet. Üçümüz için de güzel bir soru. Beraber söyleyelim. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Da sordun. İyi oldu. İyi ki sordun. İyi şey yaptın. İyi. Şimdi bu soruyu sordun. İyi oldu. Bu soru seni de iyi gösterdi yani. Efendim kitapçık zaten bu gibi sorular için basıldı. Sanki ben bilmiyorum Allah adamı. Biz buraya niye çıktık? Beni düzeltiyor bu da. Şimdi bir nükleer savaş, bir nükleer bomba olması halinde kitabımızı açıyoruz. Diyelim istediğimiz yeri açamadık. O zaman parmağımızı, herhangi bir parmağımızı yalıyoruz. Benim de ağzım kurumuş, şekerim var. Biraz şunu bir yala bakayım. Kitabımızı, parmağımızı da ıslattıktan sonra yanımızdaki sayfayı çeviriyoruz. Şimdi ne diyor burada? Nükleer savaş çıktı. Bu takdirde panik yapmıyoruz diyor. Zaten kitap yazıyor zaten. Yapacak şey çok basit. Panik yapmayın diyor. İşte burada bak. Bak panik yapmayın. Efendim nükleer silahtan bahsediyoruz. Nasıl panik yapmayalım? Evet, bir güzel soru daha geldi. O öbür sayfada şu parmağımı da yalıyorsun. Şimdi diyelim ki tepemize gümbür gümbür bomba indi. Bana isabet etmedi, belki buna isabet, belki buna isabet etti. Ya da üçümüze birden isabet etti. Bu durumda başımızda bomba girmiş şeyimize, bomba başımıza girmiş. Panik yapmıyoruz. Sakin oluyoruz. Hatta birbirimize fıkra anlatıyoruz. Adamı bir yolda gider gibi. Ya da mesela yine panik yapmıyoruz. Güzel bir çay demliyoruz. Çay içiyoruz. Fakat çayın çok demli olmasına dikkat edin. Ve fazla şeker atmayın. Belli bir yaştan sonra dokunabilir. Yani bombadan bir şey olmazsa da şekerden şekerimiz yükselebilir gibi. Şunu bir işe. Panik yapmadık diyelim. Sonra ne yapacağız? Gayet basit. Sonra ikinci madde. Bakın onu açıklamış. Diyor ki panik yapmayın dedikten sonra kapalı mekanda kalacaksınız. Şeyleri bantlayacaksınız diyor. Açık şeylerinizi. Mesela bir yer, neyse pencerenin aralığı açık mesela yahut camın kenarı. Oraları bantlıyorsun ve şey yapmıyorsun, telaş etmiyorsun ve her bütün delikleri bantlıyorsun. Efendim bu yeterli bir önlem mi sizce? Yeterli. Hatta bu önlem sizi sadece kimyasal silahtan korumaz, kirayı almaya gelen ev sahibinden de korur. Efendim?
bu ki. Yani panik olmasın, rahatlayın diye şeyinizi şey yaptım. İsterseniz diğer önlemleri de arz edelim efendim. Arz edelim. Yansıtmışım kitabı. Şimdi diyor ki, bir bombanın atılması halinde Bodrum'a gidin diyor. Bakın bu çok iyi fikir. Neden diyecek olursanız, Bodrum tabii çok güzel bir yer. Hatta Barlar Sokağı'nı Bodrum'da geçince köşede bir restoran var. Bir piyaz yapıyor, bakınız, bayılırsınız. Efendim, Bodrum o Bodrum değil, evin Bodrum'u. Efendim? Bodrum diyorum, o Bodrum değil, evin Bodrum'u. Nasıl olur ama burada şimdi Bodrum mu? Burada biz, evet, iyi ama burada biz hata yapmışız. Bakın her kulun bir hatası olur. Burada bir hata yapmışız, bunu düzeltmek lazım. Şimdi vatandaş bir savaş anında tepesine bomba düştü. Şimdi ya evin Bodrum'unu karıştırır da Ege'deki Bodrum'a giderse olmaz. Şimdi hatamızı kabul edelim, bunu not al, bunu düzeltelim. Böyle bir hata yapmışız, bunun olmaz. Ama ne? Efendim, biz burada nükleer bir saldırıdan söz ediyoruz. Bunlar yeterli olacak mı? Ya, size de hiçbir şey beğendiremiyoruz ya. Bakın burada başka maddeler de var. Şimdi mesela eve girdiniz, üstünüzü başınızı güzelce donunuzu filan sıyırıyorsunuz. Açıkta kalan yerlerinizi şükür şükür yıkıyorsunuz ya. Güzelce temizlendikten sonra zaten dinimizde de var ya, temizlik imandan gelir değil mi? Güzel bir duş yapıyorsun böyle, oranı buranı öteni vererek güzel yıkıyorsun. Temizlik imandan geliyor. Bu kadar mı efendim? Bu kadar. En mühimi panik yapmıyoruz değil mi? Evet. Panik yok. Ne panik? Allah vallahi bana bak. Şşş, koş git benim odadan gaz maskemi getir. Tamam. Vallahi kokusu bile geldi. Nükleer bombayı patlattılar. Efendim? O koku bendendir. Çok korktum. Allah cezanı ver. Allah sattın bana. Panik yapmaymış. Tepemize bombalar yağacak. Sizin önerdiğiniz şey. Savaş yüzünden panikteyiz biz. Paniğin büyüğünü Irak'taki petrole göz dikmiş Amerika ve yandaşları yaşatıyor bize. Evet. Yani doğru söylüyorsun. Bir kişiye onlarca hortumcu, üç kağıtçı düşen ülkemizde 800 kişiye maalesef bir doktor düşüyor. Baba, bir dakika. Aşağı, oraya aşağı indir. Ayağını yukarı dik, kan beynine geçsin. Yok, olmadı. Bir dakika. Şöyle kaldı bakayım, kafasını kaldı. Baba. Getir be. Yok, öyle koyma. Ayağını. Gel baba. Dur. Yok, çok kaldı. Duyar durmaz geldi. Bana bak, ne oldu ya? Vallahi ben de anlamadım. İki öksürdü pat diye boylu boyunca yere uzandı. Vallahi ben soğan koklattım ama hala kendine gelmedi ya. Ya galiba buna serum lazım. Serumu getirdim. Serumu getir. Ona kim bağlayacak serumu ya? Yahu ben bağlayacağım. Hep filmlerde görüyorum. Getir lan. Aç kolunu herifin. Aç. Amire. İyi olur bak, ah dedi. Getir. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Oh. Aha bak, anne kendine geldi. Ah anam, bak ne güzel soktum, görüyor musun? Oh. Yüzüne kan geldi vallahi, Allah. Vay, serum da fayda etmedi, ne yapacağız? Pilkotil. Gitti. Katil diyor. Kim yaptı lan? Allah. Dağılın bakayım, dağılın. Doktor musun? Yok, hastayım. Nesi var bunun? Yahu nesi olduğunu bilsek biz tedavi eder. Sana niye söyleyelim ki? Allah. Ay, titriye gidiyor adamcağız. Hey Allah'ım, sen onu bize bağışla ya Rabbim. Allah'ım. Sen onu bize bağışla ya Rabbim. Çekilin. Ben ona ilaç kaynattım. Anam, o kaşıklar olur mu? Ya o altınları takmasını biliyorsun ama hasta iyi etmesini biliyorsun. Getir anam. Tabutrex. Tabut diyor, tabut ölüyor. Kalp krizi geçiriyor bu. Kalp mesajı yapar. Dur. Adam nefessiz kaldı. Ben onu bir hayat öpücü veren. Ver. Bir daha ver. Ver oğlum, ver. Bir daha ver.
ifade. Ver güzelim, ver. Dilini mi çek? Çek dilini, çek, çek dilini, çek. Hasim abla, yine yap Hakkı. Ben yapamam, yap. Aa, yok, ben korkarım, yapamam, sen yap. Vallahi ben de yapamam onu. Ver bana, ver topla diye. Nereye istiyorsun, nereye istiyorsun? Lan, nefessiz kaldı. Öldürdün lan, öldürdün adamı. Öldürdün lan, kasabamızın tek doktorunu öldürdün. ...800 kişinin tek doktoru nasıl ölebilir? Zaten doktor yok. Bunca hasta ne edecek şimdi? Türkiye'de 800 hastaya bir doktor düşüyor. Basından. Peki ya doktor hastalanırsa? Doktor civanım, doktor doktor civanım. Ah neler istiyor canım. Giden ilişkilerde tüm kartlarını oynayan eşler son çareyi de pankart açmakta buluyor. Demz abi ya, ne olacak bu benim halim abi ya? Ya Nurhan evi terk edeli tam 23 gün oldu abi ya. Yani beni terk etti kadın abi. Ya ben karıdan kurtulmaya çalışıyorum. Sen üzülüyorsun. Bak senin karın ne güzel bir self servis hizmet sunmuş sana. Abi iyi diyorsun abicim de. Yani ayrıldıktan sonra benim için kıymetini anladım abi kadının ya. Yani çünkü çok iyi geçiniyorduk abi. Yani bir pıtık vurmuşluğum yok abi. Yani aramızda hiçbir sorun yoktu. Yani konuşmazdık bile yani. İki lafı bırak bir laf bile. Televizyonun karşısında otururdum bir laf etmezdim abi. Cemil. Efendim abi. Sen karını en son ne zaman çiçek götürdün? En son abi hiç götürmedim abi ben çiçek. Ne çiçek? Olur mu Cemil, işte bak böyle romantik şeyler yapacaksın. Kadınlar bayılırlar böyle romantik erkeklere. Mum yakayım. Mum. Gideyim anasının kapısına dikileyim, mum yakayım. Mum olur mu abicim, ama bak ben senin ne yapacağını buldum. Sana güzel bir pankart hazırlayacağız abicim. Pankarta güzel sözler yazacağız. Alacaksın pankartı. O zaman dayanacaksın anasının kapısına. Bir bakacak, bayılacaksın abi. Yeniden vurulacak. Hadi abi, hadi gel hazırlayalım pankartı. Affet beni karıcığım, ne olur yuvana dön. Çok güzel oldu Cemil ya. Hadi al şunu eline. Rastgele. Naciye! Kız! Naciye! Ne var anam? Ne oldu? Kız! Gidene bak! Eylem var herhalde. Aa! Koş hadi koş! Tamam anam, tamam. Güle güle kızım. Güle buyur, güle buyur. Mahmut! Evet, ne var? Ya eylem var, eylem. Küçük esnafın eylemi mi? Ya küçük buçuk sana ne ya? Ben ilaçların pahalılığından şikayetçiyim. Yürü. Bizim mallarda dakika başı zam geliyor. Bekle, ben de geliyorum. Zamlara son. Zamlara son. Zamlara son. Öğrenciler var, merkezi ara. Merkez, izinsiz gösteri yapanlar var. Ne diyor? Hemen dağıtın diyorlar. Hadi o zaman hemen dağıtın. Yok, ulan ben. Yolarım yok hayatta. Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup yanınca. Her şey yine aynı. Aman be kızım, senin kocan pek çoğundan iyi vallahi. Bak kaç kere telefon etti de sen çıkmadın. Doğru söylüyorsun anne. Belki de ben ondan çok şey bekliyorum. Hadi kızım, kocana dön sen. Hadi yavrum. Haklısın anne. Aferin kızım. Cemil? Cemil?
Ne işin var senin burada? Hayatım, geldim, üzgünüm. Bak, sana bir tane de pankart yazdım. İstersen oku bak. Canım. Defol. Şeytanın elçisi. Yuvamdan uzak dur. Cemil! Allah cezanı vermesin Cemil. Bir de eve dönmeye karar vermiştim. Yazıklar olsun. Sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Tüh! Rezil. Ne diyorsun ya? Sana romantik olduk, bir de pankart yazdık. Ana, bu ne? Neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca her şey yine aynı kalsa. Beni unuttun sanmıştım. Bir de baktım ki işte orada, orada. Anladım ki çok yanılmışım. Beni seviyormuş oysa. Onun sesi, ta kendisi. Geri gelmiş demek. Sensiz diyor, yaşanmıyor. Aşk bu olsa gerek. Karanlıkta. Yaşanılan ahlak çöküntüsü had safhaya ulaştı. Televizyondaki belden aşağı görüntülere artık bir vole vurma zamanı geldi sayın seyirciler. Tövbe yarabbim yarabbim Allah. Şunun kıyafetine bak Ali Efendi. Yani bu nedir bu şimdi bu kızın kıçındaki? Efendim buna mini etek diyorlar. Allah senin mini etek kadar boyun boşun demiş. Eskiden böyle insanlar namahrem namahrem ortalıklarda dolaşmazlardı. Evlerinde otururlar. Dur şuna bir. Dur. Gel sana bir çay ısmarlayayım, sinirleri yatırsın. Dur şunu. Gel. Ne yapalım be lan? Tövbe yarabbim ya Resulallah. Hüseyin Hayır abi ne istersin? Ey Allah'ım ya. Bu Allah ya Rabbi şey yahu senin. Ulan karılar kızlar ortada zebil geziyor yahu. Ben buna bir şey yapamam, benden bir şey istiyor musun? Ulan başımıza taş yağacak taş. Bana bir çay ver, açık olsun. Benimki açık olmasın. Bilakis kapalı olsun. Peki şu televizyona bak. Taş bebekler yine nefes kesti. Bir iç giyim ve mayo firmasının 2003 yılı yaz kreasyonlarının sergilendiği defilede mankenler Playboy'ların ilgi odağı oldu. Tövbe estağfurullah. Şuraya bak buraya. Tu Allah cezanızı versin. Ulan öteki tarafta bunlar cayır cayır yanacaklar. Tu Allah cezanızı versin. Bu dünyada da bizi yakıyorlar. Uzatmalı sevgilisi Esra'dan ayrılan Kenan Doğulu, şimdi Erdal Acar'dan ayrılan Funda ile aşk yuvalarında unutulmaz dakikalar geçiriyorlar. Şuraya bak, şuraya. Ya bunların anaları babaları yok mudur? Bunların anaları babaları bunları ikaz etmez mi? Tuh Allah cezası versin. Tuh sana da gözü çıksın. Ya bize ne ya? Ne yaparlarsa yapsınlar. Kanalı değiştirir olur biter. Kanal değiştirmek de olmaz. Kafaları değiştirmek lazım. Tövbe ya. Ben televizyon seyretmiyorum. Gazeteye bakacağım arası. Allah bu ne ya? Ulan gazete de okunmaz bu memlekette. Maksat gazete yayınlamak değil, çıplak karı basmak. Tövbe ya. Ben eve gidiyorum. Efendim kızım anlayamadım, yaşlılığıma ver. Morped, muayyen günler için. Ne diyor bu ya? Muayyen günler için. Bu Allah cezanı ver de yıkılın. Sizi de yutmak, sizi nametler, sizi kafirler. Hey Allah'ım benim canımı atsaydın da beni bunlarla muhatap etmeseydin. Bırak şunları tutup sen bunları bırak ya. Selamun aleyküm karılarım. Hoş geldin bey. Allah. Hoş geldin bey. Hoş geldin bey. Hadi gelin. Yarabbi yarısıyla. Hacer ile Zehra nerede? Karılarım arasında kendilerini göremedim. Hastalığa şeyim, yatıyorlar. Bu arada 6-7 tane üfürük kişi geldi. Ha iyi, bekletmeyelim. Hadi al içeri. Tamam şeyim. Karılarım siz içeri geçin, ben geliyorum. Hadi bakalım. Hazırlanın siz. Hadi geleceğim ben sonra. Hadi. Maşallah. Evet, nesi var bunun? Vallahi çocuğumuz olmuyor hocam. Doktor dolaşmışık. Çare olmamıştır. Bir umudumuz sen kalmışsın. Merak etme, ben onun çaresini bulurum. Hadi sen git. Niye hocam? Oğlum, bunun içine cin girmiş. Çıkartacağım. Sen git, bir hafta sonra gel. Benim için bir hafta anca sürer. Hadi. Tamam hocam. Hadi.
Haydi haydi yürü hadi. Hadi soyun kızım. Şey hocam, biraz sinirli gibisiniz ama. Çok sinirliyim. Etrafı görmüyor musun? Ar namus ayağı ortalıklara dökülmüş. Kıyamet alameti bunlar, kıyamet. Başımıza taş yağacak. Öbe ya Rabbi ya. Soyun soyun. Kendini şeyh ilan edip harem tarikatı kurdu. 10 kadın ve erkek müritleriyle de gemiye çıkarıldı. Kadın müritleri mahkemede şeyhin sapıklıklarını anlattı. Şeyh ile iki müridi tutuklandı. Basından. Çapkın çapkın bakmaya, bayat bozlar yapmaya. Çapkın çapkın bakmaya, bayat bozlar yapmaya. Ben karşımda dururken sağa sola bakmaya. Lavaluga tüvist tüvist, abidik kubidik tüvist tüvist, lapluk lavaluga tüvist tüvist, abidik kubidik tüvist de gel, lapluk lavaluga tüvist de gel. Olacak o kadar haber merkezinin hazırladığı haberleri izlediniz. Hoşça kalın ama hep bizle kalın.